Herkese merhaba, ben Doktor Hüseyin Cengiz. Bugün anne karnında işitme duyusunu konuşmak istiyorum çok kısaca. Doğmamış bir bebek gerçekten bizi duyabiliyor mu? Bu sorunun cevabını anlamak için önce işitme sürecini bir anlamamız gerekiyor. Bakın 7. 9. haftalarda yani embriyonik dönem bittikten sonra kulak çıkıntıları hemen fotoğrafta göreceksiniz meydana geliyor. 18. haftada kulaklar kafadan dışarı çıkmaya başlıyor. 20-22. haftada dış seslere dikkat kesilebilir çocuk. 25. haftada kulaklar artık işlevsel hale geliyor. Yani ilk 20 hafta kulağın yapısal kısmı gelişirken 20. haftadan sonra duyu ve sinir sistemi gelişiyor bebekte, özellikle işitme ile ilgili süreçte. Bu yüzden 20-22. gebelik haftasından sonra çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 60 desibel sesin üzerinde, yani mesela benim şu anki konuşmam 60-70 civarındadır büyük olasılıkla. Normal standart bir konuşma 60 desibel civarında bir ses sahip. O yüzden bunun üzerindeki bir sese 1-4 saat boyunca maruz kalırsanız bebeğinizin işitme problemi olabilir diyoruz. Yüksek sesli müzikli ortamlar, işte çok yoğun trafikte kalma, kalabalıklar, sirenler, kamyonlar, uçaklar, asfalt delme makinesi gibi silah seslerini uzun süre eğer bu seslere maruz kalırsanız 20-22. haftadan sonra bebeğin kulağındaki duyu hücrelerine, duysal hücrelere zarar verirsiniz ve bebeğin işitmesinde problemle karşılaşabiliriz. Hatta özellikle konuşmada gecikme, konuşmayla ilgili problemler de görülebiliyor bu tip çocuklarda ne yazık ki. O yüzden 20-22. haftadan sonra her zaman dikkat edelim sese, ama 28-29. haftadan sonra bebeğimizle konuşmaya başlayalım. Artık onun bizim sesimize ihtiyacı var. Çünkü her konuşan, her uyarı onun beynindeki bir takım bağlantıları limbik sistem içinde yerleştiriyor. Özellikle bütün sesleri, ses tonlarını beyin kaydediyor, hafızaya alıyor bu haftadan itibaren. Annenin sesini, babanın sesini, hatta dinleteceğimiz bir müziği. Tabii gebelerim en çok bana şunu soruyorlar. Müzik dinletelim mi? Kesinlikle dinletin. Normal bir ses tonunda olsun. Yüksek sesli olmasın. Hangi müziği dinletelim diyorlar. Hangi müziği dinletirseniz dinletin bana göre. Yani eğer bir gebe herhangi bir müzikten, hangi müzikten keyif alıyorsa onu dinletsin. O müzikten keyif aldığı zaman gebede zaten kimyasal pozitif değişiklikler olacak. Bu da bebeğe olumlu yansıyacaktır. Ancak yine de İşte klasik müzik deniyor biliyorsunuz tipik olarak. Çünkü o özellikle 1993 yılında ortaya atılan The Mozart Effect denen bu hadiseyle beraber klasik müzik daha ön plana çıktı. Çünkü Mozart dinletilen çocuklarda IQ seviyelerinin yüksek olduğuna dair bir takım yayınlar çıktı çok kuvvetli olmasa da. O yüzden klasik müzik efekti buradan gelmekte aslında. Ha, klasik müzik seviyorsanız ne kadar güzel. Dinletirsiniz, dinlersiniz. Bebeğinize de indirekt olarak dinletirsiniz Mozart'ı. Ve çocuğunuz da özellikle beynini uyarıp çocuktaki o beyin hücrelerinin gelişimini, duyusal hücrelerin gelişimini, sesle işitmeyle ilgili hücrelerin gelişimini sağlarsınız. Hatta 28-29. haftadan sonra eğer bir bebek hiçbir sese uyarana maruz kalmasa hücrelerde yine gelişmede kısıtlılık olur. Ve böylelikle çocuğun yine konuşması doğduktan sonra gecikebilir. Bu çok önemli bir detay. O yüzden anne baba çocukla konuşacak. Anne baba normal bir ses tonuyla müziğini dinleyecek. Çocuğuna da dinletecek anne karnındayken. Ve böylelikle çocuğumuzun konuşmasıyla ilgili hiçbir problemle karşılaşmayacağız. Çünkü aldığını anne karnında bile beyin hafızasına kaydediyor. Hatta iddia edilen o ki 34. 36. haftalardan sonra artık çocuk ses tonundaki değişiklikten duygu durumu bile anlayabilir. Bir şeyler, bu kötü bir ses tonu, bu üzücü bir ses tonu, bu heyecanlı bir ses tonunu bile çocuğun ayırt edebileceği yazılıyor bilimsel kaynaklarda. Onun için bebeğimizi geliştirirken, büyütürken mutlaka buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama işte müziktir, konuşmadır. Bunları zaten gebelerimiz çoğu bunları gerçekleştiriyorlar. Benim bu konuyla ilgili söylemek istediğim özetle 20-22. haftadan sonra gürültüye maruz kalmayalım. 28-29'dan sonra da çocuğumuzla konuşalım. Ancak asla böyle bir hareket yapmayın. Çünkü burada bu hareketle bebeğe müzik dinletilirken
atıyorum 60 desibellik bir sesse bebeğin hissedeceği bu 120-140 desibele kadar çıkabilir. Çünkü bebeğin anne karnındaki bebeğin işitme hücrelerinin duyarlılığıyla bizimkiler farklı. O yüzden değerli dinleyiciler, bu noktada bu hareketi asla yapmamamız lazım. İşte kulaklığı karnına dayamak gibi veya cep telefonu karnımıza dayamak gibi hareketleri yapmamak gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Benim kısaca söylemek istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıkla kalın.